Merhaba değerli katılımcılarımız ve bizi daha sonra izleyecek olan sevgili izleyicilerimiz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Ben Deniz Ahmet Doruk Akbaş. Bu röportajın moderatörlüğünü yapacağım. Şu şekilde bildiğiniz üzere şu an bir pandemiyle mücadele ediyor tüm dünya ve bu COVID-19 sürecinde bir süre 20 yaş altı, daha sonrasında 18 yaş altı genç ve çocuklarımız şu an bu yasak kaldırılmış olsa bile evde tıkılı kaldılar ve bu süreçte tabii ki onların aslında psikolojik yönden kötü etkilenebileceğini söylemek mümkün. Aynı zamanda bu cumartesi de yüksek öğretim kurumları sınavı var. Aynı zamanda bu da yine öğrencilerin stres kontrolü yapmasını zorlaştıracak bir süreç ikisinin bir araya gelmesi sebebiyle. Bugün bu değerli psikoloğumuzla beraber bu iki konuda ailelerin işlerini rahatlatmak veya çocuklara bazı tavsiyeler vermek için bir röportaj yapma gereğini duydum. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum sevgili konuğuma. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sizi aramızda görmek gerçekten bir onur. Öncelikle bize rica etse kendinizi tanıtabilir misiniz röportaja başlarken sizi? Çünkü sizin ağzınızdan dinlemek bizi çok mutlu eder. Ben psikolog Simay Poyraz. Uludağ Üniversitesi Psikoloji mezunuyum. Geçen sene MEB'e bağlı bir kurumda aile danışmanlığı sertifikası alarak aile danışmanı unvanı aldım. Çocuk gelişimi eğitim alanında ilerlemek istiyorum. Stajımı da burada yapma imkanı buldum. Bir çocuk gelişimcinin yanında. Şimdi de yine çocuk gelişimi eğitimlerine ve sertifika seminerleriyle devam ediyorum. Yani onları almaya devam ediyorum. Aynı zamanda şu an korona sürecinde gönüllü psikolog olarak topluma destek olmak için çalışıyorum. Bu Çok şekilde. teşekkürler. Çok teşekkürler. Sizi tekrardan aramızda görmek bizi çok mutlu ediyor. Şimdi bildiğiniz üzere yaklaşık olarak 3. ayı dolduruyoruz bu COVID-19 pandemisinde, belki daha fazla. Ve artık gerçekten tamamen eve tıkılmış durumdayız. Evet, yasaklar gevşese bile kendini korumak isteyen vatandaşlarımız hala evde durumdalar ve bu durumdan en çok etkilenen de uzun süre evden çıkmaları yasak olan gençlerimiz ve çocuklarımız. Günün çoğunu daha önce bu süreçten öncesinde arkadaşlarıyla beraber geçiren ve çok yoğun arkadaşlıklar yaşayan ergenlerin bu süreçte içeri kapanması sebebiyle elbet tabii bazı psikolojik ve ruhsal sorunlar yaşaması çok olası. Bu yüzden elbette konuşulması gereken ve ailelerin içlerinin rahatlatılması gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden arkadaşlarım, katılımcı arkadaşlarımın sorularıyla aileleri biraz olsun rahatlatıp onları aydınlatmak aslında bizim kendimize görev bildik bunu. Bunu bir aslında bir misyon belirledik kendi açımızdan. Bu yüzden şimdi sözü arkadaşlarıma devrediyorum ki onların soruları ışığında sizin de vereceğiniz cevaplarla beraber aileleri bir nebze olsun rahatlatabiliriz. Evet, buyurun. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Sonrasında başlangıç olarak koronavirüs ve karantina döneminin beraberinde getirdiği bir takım olumsuz durumların insanların psikolojisini nasıl etkilediğini sormak istiyorum. Bildiği gibi korona bir stres kaynağı oldu toplumda. Bu yüzden kişilere göre değişen bir psikolojik etkileri var aslında. Stresle baş edemeyen kişilerde endişe, anksiyete, panik bozukluk, engellenmişlikle birlikte öfke ortaya çıkabiliyor. Bununla birlikte daha önce hastalıkları olan kişilerde hastalıkların şiddeti artabiliyor. Özellikle OKB hastalıklarında, takıntılı hastalıklarda temizliğe karşı ekstra zaten bir doyumsuzluk varken korona sürecinde bunun şiddetin çok daha fazla artabiliyor. Bunun yanında tabii bazı kişilerde çok daha kolay bir şekilde de atlatılabiliyor. Yani stresi gerçek bilgiyi aldığında kontrollü bir şekilde önlemini aldıktan sonra stresle baş edebilenler de var tabii ki. Teşekkür ederim. Rica ederim.
Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Benim size sorum şu şekilde olacak. Hepimizin bildiği gibi korona beraberinde ekonomik bunalımı getirdi. Bu ekonomik bunalımın insan psikolojisi üzerindeki olumsuz etkilerini size sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Ekonomi birçok alanda yani kişinin kendisine kısıtlama getirebiliyor ekonomide yetersizlik. Bu da öfke doğurabiliyor, aile içinde sorunlara yol açabiliyor. Çünkü gelecek kaygısı var. Bununla birlikte psikolojik rahatsızlıkları da tetikleyebiliyor. Çünkü birçok alanda kendine hizmetini alamıyor. Yani bazı şeylerini karşılayamıyor. Nasıl mesela Maslow'un hiyerarşisinde de temel gereksinimlerde işte doyum, fiziksel ihtiyaçlarını karşılayamam gibi durumları da oluyor. Olmayınca depresyon, intihar, belki anksiyete bozuklukları, alkol ve madde kullanımları ortaya çıkabiliyor. Bununla birlikte işten çıkarılmalarda olduğu zaman işte kalanlarda iş yükü artabilir. Bu da iş yükü yani çalışanlarda mobbinge maruz kalma gibi durumlar ortaya çıkabilir. Yani bunun önüne geçebilmek için devletin işsizlere yönelik daha fazla destek olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda psikolojik desteklerin de ücretsiz bir şekilde topluma yararlı olması açısından yürürlüğe girmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba tekrardan. Biliyorsunuz ki bu karantinada uzun bir evde kalma süreci yaşandı ve bu süreç içerisinde 20 yaş altındakiler de özellikle psikolojik bunalıma girdiler. Aileleri çocuklarına bu konuda nasıl yardımcı olabilir? Şöyle, bir kere ailenin çocuğa karşı bir görevi de güven ortamını sağlamak. Çocukların kendilerine yani dünyanın güvenli bir ortam olduğunu inanmaya ihtiyaçları var. Bu yüzden yetişkinlerin de kendi işlerinde bu stresi aşabilmiş olmaları gerekiyor ve doğru bilgiyi çocuklarına aktarabilmeleri gerekiyor. Tabii ki engellenmişlik duygusu çocuklarda öfke problemlerine yol açabilir, duygusal boşlukları olabilir. Yani çocuğa karşı anlayışlı olması gerekiyor. Mesela ergenlerin sosyal ortamlarından kopmuş olması, online ortamda normal zamanda mesela ebeveynler izin vermek istemeyebilir ama bu zamanda online ortam bizim kurtarıcımız gibi bir şey oldu. Bunun önüne geçebilmek için bu tarz esneklikleri ailenin kabul etmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler. Şimdi buraya kadar daha çok virüse yakalanmamış çocuklar hakkında konuştuk. Hatta diğer insanlar hakkında da konuştuk. Ben bu sefer koronavirüsü geçirmiş, daha önce yakalanmış bir çocuğa ailelerin ve diğer insanların nasıl bir davranış şekli izlemesi gerektiğini sormak istiyorum. Az önce de bahsettiğim gibi aslında ailenin eksik ya da fazla hiçbir bilgiyi kabul etmemesi gerekiyor ve çocuğuna da bunu aktarması gerekiyor. Doğru bilgiye ulaşması gerekiyor ama şöyle bir şey var, çocuğa aktarırken de bu gelişim düzeyine uygun bir şekilde aktarması gerekiyor. Bu konuda yani birçok psikolog, çocuk gelişimci, sosyal ortamlarda falan hani yardımcı olmaya çalışıyor. Bir şekilde destek alınması gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Yani başka duyduğu bilgileri anlatması sağlanmalı çocuğun. Çünkü ne öğrendi, nasıl yorumladı bunları bilmek gerekiyor ki çocuğa doğrusunu işte destekleyici ve samimi bir şekilde anlatmak gerekiyor. Ekstra iyimser bir tutum olmaması gerekiyor. Çocuğa gerçek neyse o düz bir şekilde anlatılmalı. Tutarlı bir şekilde olması gerekiyor ebeveynin bu konuda. Hani bir öyle bir böyle olması çocuğu da huzursuz edebilir çünkü. Ama
yani yapması gerekeni bilinçlendirmek adına doğru bilgiyi yine aynı şekilde çocuğuna da yansıtması gerekiyor. Teşekkür ederim. O zaman bu konuyla ilgili son olarak ben şöyle bir soru sorayım. Az önce dediniz ya, daha öncesinden obsesif kompulsif bozukluğa sahip olan çocuklarda ya da kişi bireylerde bu temizlik kaygısı artabilir ya da kendini daha şiddetli bir şekilde gözlerine çıkarabilir. Anksiyete, endişe bozuklukları meydana gelebilir bu durumla ilgili. Fakat şimdi bunun sebebi ya COVID-19'a yakalanırsam korkusu zaten. Yani koronafobi diyebiliriz buna aslında. Daha önce kullanılan bir terimi bilmesem bile koronafobi diyebiliriz. Peki bu koronafobiyle aslında baş etmek için, yani hani COVID-19'dan korkuyu biraz olsun azaltmak için kişi kendini nasıl avutabilir, ne yapabilir? Şimdi fobi olarak düşündüğümüzde fobinin tanımını bir göz önüne almamız gerekiyor. Fobi herhangi bir olaya, bir cisme karşı aşırı korku. Yani ciddi derecede. Onun yapabileceği şeyden, mesela bir böceğin sana yapabileceği şeyden ekstresini hayal ederek bir korku gerçekleştiriyor. Bu yüzden fobiye engel, yani dengelemek adına diyeyim. Gerçek bilgiyi yine bilişsel olarak, yani en kötüsünü ve en iyisi halin değil de yani orta yolunu bilmek gerekiyor. Yani stres yönetimini gerçekleştirebilmek gerekiyor. Bu fobiyi ekstra tutmak stres yönetiminin başarısız olduğunu gösteriyor aslında. Bu yüzden bilişsel çarpıtmalar yapabiliyoruz. Çok uç noktalarda görebiliyoruz koronayı. Ama gerçek değerlere bakıldığında hani çok korkunç, ekstra bir şey olmadığının farkına varmak gerekiyor. Bununla birlikte mesela ekstra bir temizlik, yani yapman gerekenden fazlası, mesela 20 saniye yıkayın diyorlar ya, 20 saniyeden yıkadın ama tekrar yıkıyorsun mesela. Ve bunun önüne geçmek için direnmek gerekiyor. Yani yapmadığında olmayacağının, yani üstüne giderek olmayacağının farkına varması gerekiyor bireyin. Ya da kendini gevşeme egzersizleriyle, nefes egzersizleriyle rahatlatması gerekiyor. Ki tekrar üstüne gitmesin. Yani başka şeylere odaklanması gerekiyor aynı zamanda. Bu şekilde yani, söyleyebilirim. Buradan şunu diyebilir miyiz aslında toparlamak gerekirse? Kişinin COVID-19'un sınırlarının farkında olduğu koşulda bu korkularını da yenebileceğini söyleyebiliriz. Yani burada yine doğru bilgiye ulaşmak çok önemli. Evet, sınırlarını bilmesi gerekiyor. Ki ekstra kendinden bir şeyler eklememesi lazım. Çok teşekkürler. O zaman şimdi COVID-19 ile ilgili yeterli zaten hani verdiğimiz tavsiyelerden sonra şunu söylemek gerekiyor.